Çok teşekkürler sevgili Hande. Ankara'dayız. Gündemi Ankara'dan takip edeceğiz bugün. Bugün stüdyomuzda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi var. Konuşacağımız çok konu var. Yaklaşık yarım saat zamanımız var. Bu arada Twitter hesabımdan, kişisel Twitter hesabımdan soru sorabilirsiniz. Belki o soruların da bazılarını yanıtlama imkanımız olabilir. Şimdi Sayın Bakan, bir faiz tartışması var. Önce isterseniz onunla başlayalım. Onu temizleyelim. Sonra diğer şeyleri halledebiliriz diye düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dün Bankalar Birliği toplantısında dedi ki bankalar son bir yılda geçen yıla göre iki kat daha fazla para kazandılar. Kar anlamında. Buna mukabil Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da elimizde avucumuzda ne varsa verdik. Dolayısıyla daha fazla veremeyiz diyor. Gerçi Cumhurbaşkanı daha fazla para verin demiyor. Daha ucuz para verin diyor. Şimdi daha ucuz para verin demek aynı zamanda bankalara daha fazla para verin demek anlamına geliyor. Elinde avucunda bir şey olmayan bir bankacılık sistemi var. Madem öyle hani soluklanacağız diyor. Acaba faiz tartışmasında nerede durmak lazım? Yani bankalar ne yapmalı ki faiz tartışmasında istediğimiz noktaya gelebilelim? Esasında şuradan başlamak gerekir herhalde. Türkiye 15 Temmuz'a rağmen en hızlı büyüyen ekonomilerden birisi oldu. Baktığımız zaman 2016'da bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye 2.9 bir büyüme oranını yakaladı. Ve bu dünyanın 17. ekonomisi haline geldik ve Avrupa'nın da 6. büyük ekonomisindeyiz. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Bu 2017'ye de güçlü bir başlangıç yaptık ve ilk çeyrekte de %5'lik bir büyümeyi yakaladık. Şimdi bu büyümeyi yakalarken elbette ki Türkiye'de yatırım yapanların ucuz finansmana ve maliyetle karşılanması gerekir. Bu noktada bankalara baktığımızda 2016 yılında o kötü ekonomiye rağmen, sıkıntılı daha doğrusu diyelim, görünüme rağmen yaklaşık %40 oranında bir karlılık oranını yakalayan bir sektör var. Elbette ki kar etmeleri gerekir. Elbette ki bankacılık sektörü hem disiplini açısından hem mali tablosu açısından Türkiye için önemli. Ama kredi maliyetlerini mutlak ve mutlak düşürülmesi lazım. Çünkü bu oranlarda yatırım yapmak ve buradan kar elde etmek neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın ısrarla söylediği ki bizim de benim de ve bizlerin de ısrarla ifade ettiğimiz faizlerin düşmesi gerektiği noktasında. Tabii bunun şartlarını, tasarruf oranlarının artması gerekiyor. Evet. Ve mevduat dolayısıyla bir mevduat yarışına girilmemesi gerekiyor. Bunun sektör kendi içerisinde nasıl faizleri düşürebiliriz, nasıl kaynak oluşturabiliriz, bunun tartışılması ve uygulamaya zinhar konulması gerekir. Dolayısıyla bu noktada biz reel sektörün elbette ki beklentilerinin karşılanması ve Türkiye'nin üretiminin artması gerekir. İşte bu noktada faiz oranlarının elbette ki düşürülmesi gerekir. Evet. Yani belli bir hedef konulabilir mi orada? İşte %13'lük hedeften bahsettiler dün bankalar. Yani bunu sektör kendisi belirlenmesi lazım. Çünkü serbest piyasa ekonomisi içerisinde ve bankacılık sektörü oturup analizlerini yapıp hangi yükleri, hangi argümanları geliştirerek biz bu faizleri aşağı çekeriz. Bunun hesabını kendileri yapması lazım. Biz şunu şöyle yapın, bunu böyle dikte ettirin bilmem neyle sektöre müdahale etmek doğru değil. Peki, ama faizlerin düşmesi gerekiyor. Şimdi siz krediye ulaşamayan esnafa bir tür destek verdiniz. Esnaf ve sanatkarlara Halk Bankası aracılığıyla kredi desteği verdiniz. Bu kredi desteklerinin sonuçlarıyla ilgili bir şeyler anlatmanızı istiyorum. Yani attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değdi mi, o anlamda soruyorum. Bir de gerçekten bir rahatlama ortaya çıktı mı? Evet. Tabii esnaf ve sanatkarlarımız ekonomimizin omurgalarını oluşturmaktadır. Özellikle esnafımızı ezici rekabete karşı da korumak ve büyütmek hükümet olarak önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda bildiğiniz gibi esnaflarımıza birçok yönelik teşvik ve tedbirleri hayata geçirdik. Türkiye geneline baktığımızda 1.687.533 esnaf ve sanatkar bulunmakta. Bu esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik özellikle 2017 yılının ilk 7 ayında esnafa toplam 6 milyar 628 milyar lira %50
veya %100 faiz indirimli kredi kullandırmışız. Bu rakama baktığımız zaman bir önceki yılın aynı dönemine göre kullandırılan kredi miktarında %11 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu şunu gösteriyor, esasında ekonomide bir iyi gidişin de göstergesi olduğunu bu rakamlar bize ifade ediyor. Ama sıkışan, işini büyütmek isteyen esnaflarımıza da bildiğiniz gibi biz %50 subvansiyonlu krediler kullandırıyoruz. %100 indirimli faizsiz krediler kullandırıyoruz. KOSGEB aracılığıyla biliyorsunuz 2016 evet. yılının sonu ve 2017'nin başındaki devam ediyor. Faizsiz krediler kullandırdık. Bundan hem esnafımız hem de küçük orta işletmeler, KOBİ'lerimiz faydalandı. Dolayısıyla bunlar piyasanın canlandırılması noktasında da önemli işlevler gördü. Krediye olan talebin azalması da esnafımızın biraz daha durumunun iyileştiğini göstermesi bakımından da önemsiyorum. Evet, diyorsunuz ki esnaf bir oh çekti evet. en azından. Şimdi çok olumlu, benim de çok olumlu karşıladığım uygulamalardan bir tanesi çekle ilgili yeni düzenleme. Evet. Çekte çok basit bir işlem yapılması gerekiyordu. Kare kod uygulaması yapılması gerekiyordu. Bu uygulama çekteki sahtekarlıkları ya da sahtecilikleri ya da çekle ilgili problemleri ortadan kaldırabilecek çok temel bir meseleydi. Çok geç kalmış bir uygulamaydı ama başladınız ve nasıl gittiğini merak ediyorum şu an itibariyle. Evet, bildiğiniz gibi yine 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bankalar artık tüm müşterilerine kare kodlu çek vermeye başladı. Baktığımız zaman kare kodlu çek sistemi sayesinde esasında alınan bir çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığından tutun da keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediğine yani veya, sabıka kaydı gibi. Tabii ilk çekini ve son çekini ne zaman ödendiği düzen ve aynı zamanda mahkemelerden tebdir olup olmadığına kadar birçok veriyi ortaya koyan ve bu veriye de saniyeler içerisinde ulaşılabilen bir sistemi getirmiş olduk. 2017 yılının Ocak ayından itibaren bankalarca toplam 298.381 çek hesabına 558.798 adet kara kodlu çek ihtiva eden çek koçanı verilmiş. Evet. Belirtilen tarihten itibaren bankalarca verilen ve şu anda çek hesabının elinde olan ve piyasada toplam kare kodlu çek sayısı ise 12.297.815'tir. Ve baktığımız zaman çeklerin ödenmeme durumuna en fazla merak ediyoruz. Yani kare kodlu çek işe yaradı mı? İşe yaradı mı? Ödememe ya. Durumları nasıl diye baktığımızda karşılıksız çek tutarında %31 oranında bir azalma meydana gelmiş. Bu çok önemli bir rakam. Bu iki şeyi... Bu kadarlık zaman dilimi de üstelik. Ya. Bu iki şeyi ihtiva eder. Şöyle de denebilir. Ya ekonomide bir iyileşme var. Zaten insanlar çekini ödüyor diyebilir. İkinci de bu güvenlik tedbirleriyle insanlar biraz daha ihtiyatlı olarak ödeyebilen insanlara çeklerini kabul ettikleri için ödeme noktasında karşılıksız çek oranında %31 oranında bir azalma olduğunu gösteriyor. Bu önemli bir rakam. Bunun eminim yıl sonuna kadar bir önceki yıla göre bu oranlar daha da azalacak. Yani %31'ler karşılıksız çek oranları daha da azalarak devam edecek. Bu hem ekonomimizdeki iyileştirme noktasında hem de çeke olan güvenin, itibarın tekrardan sağlanması açısından önemli. Çünkü kare kodlu çekte karşılıksız çek çıkması halinde yaptırımları önceki döneme göre biraz daha ağır. Hapis cezasına kadar giden bir yaptırımı var. Ve bu düzenleme piyasanın istediği bir düzenlemeydi ve piyasada da karşılığını bulduğunu göstermesi bakımından da önemli. Evet. Şimdi bir başka uygulama var. Bu taşınır rehni meselesini evet. getirdiniz. O da bence krediye ulaşmada çok önemli bir kolaylık sağladı. O güne kadar bankalar yalnızca gayrimenkul, işte olabilirse böyle çok güçlü toprak varlığına sahip olan kişilere kredi veriyorlardı. Sizin getirdiğiniz düzenlemeler sonunda tüm mal varlıklarını rehin olarak gösterme imkanına kavuştular. Yani hayvan varlığını, bitki varlığını, tarlasını, makinesini, ruhsatını hatta marka değerini rehin olarak gösterip krediye ulaşma imkanı sağladı. Acaba orada bu tür varlıkları kredi rehini olarak
kabul etmekte bankaların zorlandığını düşünüyor musunuz? Ya da uygulama nasıl gidiyor? Evet, gerçekten sizin de belirttiğiniz gibi özellikle esnafımız, tacirimiz, çiftçimiz, KOBİ'lerimiz ve sanayicimiz finansmana erişimde sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlardı. Örneğin fabrika binasını teminat verebiliyorlar ancak içerisindeki fabrika binasından daha yüksek maliyetli olan makinelerini veremiyorlardı veya kirada bulundukları için başka teminat göstermekte zorlanıyorlardı ve finansa erişimde sıkıntı yaşıyorlardı. Bu sıkıntıyı gidermek adına biz bu yasayı meclisten geçirdik ve baktığımız zaman kanun 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Burada alacaklar işte ürünler de ağaçların ürününden de tutun da çiftçinin affedersiniz hayvanına kadar hatta küçük marka markalarına kadar, evet. Ham maddesine kadar, ürettikleri mamule kadar bu kapsamda yürürlüğe girdiğinden 4 Ağustos 2017 tarihine kadar toplam 5000'e yakın bir başvuru olduğunu görüyoruz ve toplam 96 milyar TL Türk lirası, 7.3 milyar TL dolar, 627 milyon da avro olarak toplam işlem yapılmış. Bunların bütün Türk lirası parasal değeri 124 milyara tekabül ediyor. Bu şekilde bu işletmeler 124 milyarlık bir krediyi kullanmış oldular ve önemli bir hacim. Bunun gitgide yaygınlaşarak arttığını görüyoruz. Bu sadece bankalarla müşteriler veya sanayici çiftçi arasında değil, iki tacir arasında da bu şekliyle rehin kurulabiliyor. Sizin makinanız var, karşıdaki insandan emin olamıyorsunuz, teminat istiyorsunuz. Verdiğiniz makinayı teminat olarak kendiniz teminatlandırabiliyorsunuz ve bunu noterler vasıtasıyla yaptığımız için de her yerde ulaşımı var ve aynı zamanda maliyetleri de, rehin maliyetleri de diğer rehinli gayrimenkuller ve diğer ticari rehinlere göre maliyetleri çok çok ucuz. En yüksek 250 TL bir maliyeti var. 50 TL'ye de 40 TL'ye de bunu yaptırma imkanı var. Bu noktada baktığımız zaman insanlar neleri merak edebiliyor, neleri teminat olarak en fazla gösteriyorlar. Burada en fazla makine ve teçhizat grubunun öne çıktığını görüyoruz. Bu oran %71'e yakın bir oran. Bunun diğer alanlar daha düşük olduğunu görüyoruz. Örneğin bu alanda özellikle çiftçilerin de ben kullanmasını çok arzuluyorum. Çünkü çiftçiler için çok kolay krediye erişim noktasında bugüne kadar hayvanlarını teminat olarak gösteremiyorlardı. Burada biraz iletişim ve anlatmada, ulaşmada biraz zorluk yaşandığını düşünüyorum. İnşallah arkadaşlarımız sahada biraz bu konuda çalışmalar yaparak, bankaların da bu konuyu teşvik ederek bunun da çiftçiler noktasında da önünü açmış olacağız. Evet. Şimdi dikkat ederseniz deminden beri ticari hayatın üzerindeki tozların nasıl alındığını konuşuyoruz. Yani karekod düzenlemesi, evet, böyle, taşınır rehni meselesi böyle. Bir başka mesele var, o da yetkilendirilmiş yükümlü tayini ile ilgili. Evet. Yani gümrüklerde bir böyle kangren haline gelmiş bir problem vardı. Acaba orada uygulama nasıl gidiyor ya da istediğiniz sonuçları alabiliyor musunuz? Yetkilendirilmiş yükümlülüğü esasında Türkiye'de 5 yıl önce başlamıştı. Ancak başvuran firma sayısı çok azdı, düşük olduğu için ve proje bir türlü hayata geçirilememişti. Biz bakanlığa geldikten sonra özellikle bu konudaki kararlılığımızı ve desteklerimizi de ortaya koyarak firma sayısını 3'e 4'e katladık ve baktığımız zaman Nisan ayında 2016 sertifika sayısı 32 iken şu anda 112 firmaya çıktı. Yükümlü statüsüne, yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip olan firma sayısının başvurularını da tamamı yapıldığında bu sayının daha da artacağını görüyoruz. Bu ne getiriyor? Ne avantajı var? İsterseniz, evet, yani yetkilendirilmiş yükümlünün diğer sertifikasyon sisteminden, evet, farkı nedir? Önce bir kere yetkilendirilmiş yükümlü statüsünü alabilmek için firmaların ciddi denetimlerden geçiyor ve mali yükümlülük noktasında da ciddi incelemelere tabi tutuluyor. Özellikle baktığımız zaman Avrupa Birliği üye ülkelerle Amerika Birleşik
devletler olmak üzere dünyada 70'e yakın ülke bu sistemi kullanıyor. Bu statüye sahip firmalar güvenilir firma statüsünde uluslararası ticarette daha çok tercih ediliyor ve rakiplerine göre bir adım önde oluyor. Bu statüye sahip firmalar çok sınırlı sayıda kontrole tabi tutuluyor. Bir kere bu nokta önemli. İki, kendi tesislerinde bütün gümrük işlemlerini yapıp hazır hale, kontrole hazır Peki, hale getiriyorlar. Bunların otokontrolü nasıl sağlanıyor? Diyelim ki bir şeytana uydu ve bir hata yaptılar. Bununla ilgili hem yaptırımları çok ağır, iki müfettişlerimiz belirli periyotlarla bu şartları yani taşıyıp taşımadığını denetliyorlar. Var. Üç, bunlar sınır kapılarından geçerken de İsrail başka bir sıkıntıyla karşılaşıldığında oradan tespit ediliyor ve yine yaptırımları çok ağır olabiliyor. Yani biz güveniyoruz ama kontrolleri de asla ihmal etmiyoruz. Ola ki bu firmalarda kontrol gerekti. Bunu da öncelikli kontrol, diğer firmalara göre öncelikli kontrol bandını alarak daha hızlı hareket etmemizi sağlıyoruz. Bu şunu getiriyor, bu firmalar gümrüğe uğramadan, iç gümrüklere uğramadan kendi tesislerinde işlemlerini yaparak direkt kapıya ve sınırdan geçmelerini sağlıyoruz. Böylelikle rekabet daha artıyor. İki, maliyetler düşüyor. Üç, zamandan tasarruf sağlayarak diğer rakiplerine göre öne çıkmış oluyor. Tabii bir de bu firmalara indirimli teminatları uygulayarak bazı kolaylıkları da sağlamış oluyoruz. Bu uygulama biz 17 Ağustos itibariyle bütün yurtta yayılmış bir şekilde hayata geçireceğiz. O keseleri artık uygulamadan kaldıracağız. Dolayısıyla bununla hedeflediğimiz bir önemli nokta da artık gümrüklerdeki iş yoğunluğunu bu vesileyle azaltmak istiyoruz ve zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamak istiyoruz. 2017 yılı itibariyle toplam ihracatın %19.18'i, ithalatın da %23.6'sı yetkilendirilmiş yükümlü eliyle yapılıyordu. Şimdi bu tahmin ediyoruz 17 Ağustos'tan sonra bu oranlar çok daha 120 civarında firma gerçekleştirmiş oluyor. Toplam ihracatımızın yaklaşık %26'sı bu firmalar tarafından yapılmış olacak. Bu da önemli bir rakam. Evet. Şimdi bu uygulama bence çok önemli. Şu sebeple, yani kendi kanaatimi paylaşmak adına söylüyorum. Geçmişte ihracatçıya hep hayali ihracat yapıyor gözüyle bakılırdı ve çok kuşkulu davranırdı. O yüzden de ihracat yapmak çok zor bir iş gibi gözükürdü. Oysa hayali ihracatın en yoğun olduğu dönemde bile oranın %5'ler seviyesinde olduğunu biliyoruz. Şimdi burada ihracatçıya bir anlamda güvenilir insan kimliği vermiş oluyorsunuz ki o kendine özgüveni geldikten sonra çok daha iyi işler yapabilecek durumda olabilir diye düşünüyorum. Biraz kapıları konuşalım istiyorum. Kapılarda otomatik plaka tanıma sistemine geçtiniz. Ne sağlayacak? Yani otomatik plaka tanıma sistemiyle elde ettiğiniz big data'yı, veriyi nasıl kullanacaksınız? Şimdi tabii biz özellikle Türkiye'nin hedefleri olan ihracat rakamlarına yakalayabilmek için gümrüklerdeki iş ve işlemleri hızlandırmak istiyoruz. Ve bunu yaparken de kapılarımızı da yeniden revize ederek modernizasyonunu sağlıyoruz. Bir yandan da gümrüklerdeki ana hedefimiz tam otomasyona geçirirken altyapıyı da ve kapılarımızı da buna uyumlu hale getiriyoruz. Örneğin yeniden yapıyoruz. Eski kapılarımızı yeniliyoruz. Yenilerini de modernize hale getiriyoruz. Sarp'ı bildiğiniz gibi iki gün önce de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte incelemede bulunmuştuk. Orayı yeniden yıktık, yapıyoruz. Bir yandan da orada işlemler devam ediyor. Bir yandan da inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. Hamza Beyliği sınır kapımızı yeniden
yapıyoruz. İpsala sınır kapımızı yeniden yapıyoruz. Kapıkule sınır kapımızı, yolcu salonunu yeni yaptık. Orayı da tek durak haline getiriyoruz. Habur sınır kapımızı, orayı da tek durak haline getiriyoruz. Kapıkule İran'a açılan sınır kapımız, oraya alternatif bir sınır kapısı oluşturarak yeni bir kapı yapıyoruz. Gerçekten çok modern bir kapı oluyor. Önümüzdeki 2018'de Gürbulak sınır kapımızı da yenilenmiş olacağız. Böylelikle bir de Türk Gözü sınır kapımızı yeniden yapacağız. Böylelikle Dereköy'e de gittik geçen gün. Orayı da yenileyeceğiz proje aşamasında orayı. Ve baktığımız zaman bütün kapılarımızı Türkiye'nin imajına yakışır şekilde ama aynı zamanda ithalat ve ihracatlarımızın kapıdan beklemeden kolay bir şekilde geçmesini sağlamış olacağız. İkinci ve en önemli şey de yolcu geçişlerinde kapıların köy kapısı şeklindeki köy görünümünden kurtararak modern Türkiye'nin heybetine ve gelmiş olduğu noktaya yakışır kimliğimizi yansıtan kapılar olmasını istiyoruz. Yani mesela istiyorum. Yolcu geçişinde indir bindir olmayacak evet. mı? Örneğin? Yani şöyle elbette ki indir bindir olacak bütün dünyada bu şekliyle ama yolcularımızın daha konforlu alanlarda bekletilerek aratılmasını ve pasaport evet. işlemlerini, vize işlemlerini, pasaport işlemlerini o perişan görüntüler olmayacak ve diğer güvenlik işlemlerinin orada bitirilmesi, araçların bir başka line'dan yani yoldan geçerek aramalarının yapıldıktan sonra gerekli güvenlikleri sağlandıktan sonra tekrar araçlara bindirilerek sahadan ayrılmasını sağlayacağız. Tıpkı havalanlarındaki konforlu ortamlar gibi olmuş olacak. Bu yolcular kısmı ama benim en fazla önemsediğim kısmı ihracat hedeflerimizi tutturma adına kapılarımızdaki özellikle lojistik firmalarımızın, taşımacı firmalarımızın bekleme sürelerini azaltmak. Bu sadece kapıların modernize edilmesiyle elde edebileceğimiz bir konu değil. Ama aynı zamanda diğer tedbirleri de almamız lazım. Nedir o tedbirlerden birisi? İşte birçok bakanlığın o kapılarda işlemleri var. Evet. O işlemleri tek bir gümrük otoritesi altında toplayarak gümrüklerin çalışma sahasını saatlerine uydurarak laboratuvardaki işlemleri diyelim ki bir aynı numuneden birçok kurum alarak işlem yapıyorlar. Tek numune alalım. O tek laboratuvarda incelemesi yapılsın. Her kurum kendine ait testleri, bölümlerini o internet ortamından alsın. Tabii. Vatandaş kapı kapı dolaşmasın. Şimdi o projeyi inşallah hayata geçireceğiz. Bunun adına ne diyorsunuz? Bu laboratuvarların tekleşmesi. Tekleştirilmesi. Projesi. Bir tek pencere sistemi gibi bir şey evet, olacak. Evet. Tek pencereyi hayata geçirdik. Şimdi laboratuvarların tekleştirilmesi. Bunun ikinci adımı da oradaki bütün bakanlıkların iş ve işlemlerinin de tekleştirilmesini amaçlıyoruz. Bunların tamamının amacı kapıların yenilenmesi de bu işlemlerin yapılması da ithalat ve ihracatçılığımızın maliyetlerini düşürerek ticaretlerini artırmak, uluslararası alanda rekabetlerini artırmak. Benim biz istiyoruz ki burada üretilen mal Avrupa'ya, Fransa'ya, Almanya'ya zamanında gitsin ve diğer ülkelere göre avantaj sağlasın istiyoruz bizim ihracatçımız. Bütün çalışmamız, amacımız da bu. Tabii kapılarda bir de şu sorun var. Sadece sizin bu çalışmaları yapmanız yetmiyor. Karşı ülkenin de aynı kapıları tekabül olarak modernize etmesi veya aynı işlemleri yapması lazım. Yoksa buradan hızlı şimdi, geçer. Kapıkule'deki sorunumuz şu anda o. Buradan işlemler hızlı bir şekilde bitiyor ama o Bulgar sınırına geldiğinde orada Honi gibi böyle kalıyor. Dolayısıyla siz 5 kapıyla 6 kapıyla işlem yaparken karşı taraf 2 kapıyla işlem yaparsa bu sefer de buradan böyle bir Kaptan Andreevo evet, diyorsunuz. Evet. Böyle orada, bir sıkıntı oluyor. Şimdi oluyor. Önümüzdeki günlerde inşallah uzuyor. Bulgar evet. yetkililerle de yapacağımız temaslarla bunu nasıl aşarız onu da tartışacağız. Peki. Son belki bir iki soru daha olabilir ama baktığımız çok sınırlı. Arkadaşlarımız söyleyecekler kaç dakika kaldığını. Şunu merak ediyorum. Şimdi bu kaçakçılıkla ilgili mücadele kısmında sigara, içki ve tabii ki uyuşturucu kaçakçılığı en başat olanları. Ben bunlar için de
sigara kaçakçılığının her yönüyle ülke ekonomisine zarar verdiğini düşünüyorum. Yani hani sigaradan kaynaklanan zararları bir kenarda tutuyorum. O ayrı bir şey. Kişisel bedene verilen zarar. 10 liralık bir sigaranın 9 lirası vergiden oluşuyor. Dolayısıyla 1 liralık maliyeti olan bir şeyden bahsediyorsunuz. Kaçak getirdiğiniz zaman 10 liranın tamamını kar ediyorsunuz ve hani böyle bir kar yeryüzünde herhalde çok fazla elde edilebilecek bir kar değil. Ona dönük daha zecri, daha sıkı önlemler bütünü denenebilir mi? Şu ana kadar yaptıklarınızın evet. önemsiz olduğunu söylemiyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Yok. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi bütün yüksek vergi oranları olan ürünlerde kaçakçılık riski her zaman var. Yüksek. Yüksek ve sigarada bunla, içki bunların başında akaryakıt geliyor. Akaryakıt hakeza. Biz de mücadelemizi özellikle bunları önceleyerek yapıyoruz. Tabii diğer ürünlerde de tarife saptırmasından tutun da menşe saptırmasına kadar birçok riski gümrükteki arkadaşlarımız, gümrük muhafazadaki arkadaşlarımız, risk analizindeki arkadaşlarımız takip ediyor. Ama son yıllarda özellikle 2016 ve 2017'de yakalamalara baktığımızda hem sigarada hem uyuşturucuda inanılmaz bir başarı var ve artış var. 2016 yılının ilk 7 ay 2016 yılında ilk 7 ayında 1 ton 697 kilo uyuşturucu ele geçirilirken 2017 yılının ilk 7 ayında bu oran 13 kat artışla 23 ton 484 kiloya çıktı. Yani 13 kat bir artış yakalandı. 2014'te kaçak sigara oranları, Türkiye'ye giriş oranları %21'lerdeyken bu oran yapılan mücadelelerle %7,5'lara kadar çekildi. Bunu tabii sınırlarda almış olduğumuz bu ördüğümüz duvarlarla da ve sınır geçişkenliğinin azalmasıyla beraber de etkisi var ama sigara yakalamalarına baktığımızda 10 kat arttığını görüyoruz 2017-2014'e göre, 2015'e göre. Bu her yılda artıyor ve yine bu uyuşturucu trafiğine baktığımızda karayollarıyla beraber artık deniz yollarının da kullanıldığını, limanlardaki yakalamalarının çok arttığını, işte daha iki gün önce Mersin Limanı'nda Kolombiya'dan yüklenen evet. bir muz gemisinin içerisinde konteynerde tavana yerleştirilmiş eroinler yakalandı. Bu yakalamaların miktarının arttığı gibi aynı zamanda eroin yapımında kullanılan asetik antritin de önemli bir miktara ulaştığını görüyoruz. Bu anlamıyla gümrük muhafaza ekipleri ve gümrük muhafaza istihbarat ekipleri gerçekten başarılı operasyonlara imza attılar. Ben buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü biz bir ödül veriyor musunuz onlara? Onlara başarı ödülleri elbette ki veriyoruz ve ülke güvenliğiyle direkt alakalı bir husus olduğunu, Türkiye'deki birincisi gençlerimizin sağlığı için, insanlarımızın sağlığı için, en önemlisi de Türkiye'nin bütünüyle terörün finansmanı noktasında da bu biliyorsunuz yasa dışı ticaretin ve eroinin büyük, uyuşturucunun büyük bir kaynağı var. Bunu önleme bakımından da önemli görevleri ifade ediyorlar. Evet. Son iki dakikamız. Zaten sizin de programınız çok sıkışık o bakımdan. Ben de süreye riayet etmek bakımından. Şimdi gıda fiyatlarının aşağı çekilmesiyle ilgili olarak üç tane bakanlık var. Bir tanesi Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı. Bir tanesi sizin bakanlığınız. Biri de Ekonomi Bakanlığı. Bir koordinasyon var biliyorum. Yürütülmeye çalışılıyor. Acaba bu koordinasyon sonucunda biz bu yılın sonunda tek rakamlı enflasyona ulaşacağız herhalde, öyle gözüküyor. Ama gelecek yılı Merkez Bankası'nın hedeflerine çok yakınsayacak bir enflasyona dönüştürebilmek için gıdada neler yapılabilir? 2-2,5 dakika vaktiniz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi biliyorsunuz gıda komitesi oluşturuldu ve burada birçok bakanlık var, birkaç bakanlık var ve bunun sekreteryasını da Merkez Bankası yürütüyor. Gayet de başarılı çalışmalara imza atıldı. Şubat ayından beri çift haneli seyreden enflasyon rakamlarının tek haneye bu ay için düştüğünü, en azından ateşinin söndürüldüğünü söyleyebiliriz. Burada sebze ve meyve fiyatlarının ve gıda fiyatlarının etkisi büyük. Tabii mevsimsel olarak da
sebze ve meyvenin fiyatlarının düşmesi, enflasyonun da düşmesine evet. neden olduğu görülüyor zaten. Bunun için biz burada attığımız adımlar ve atacağımız adımlar çok önemli. Orada almış olduğumuz kararlar özellikle yapısal sebze ve meyve ticaretindeki yapısal sıkıntıları gidermeye yönelik. Orada ne kararlar aldık? Bunun da uygulamasını zaten çok kısa zamanda hayata geçecek. İşte arz zincirindeki bir takım sıkıntıları giderme adına adımlar attık. Sebzenin tarladan hasatından marketin raflarına gelene kadar zinciri soğuk zincir içerisinde ve buradaki fire oranlarının en aza indirilmesi noktasında tedbirler aldık. Özellikle gıdadaki fiyat oynaklığını giderme adına bu sebze ve meyvenin spekülatif oynaklığını kontrol edebilme adına müdahil olabilecek mekanizmaları oluşturduk. Yine stokçuluğu önlemek adına sıkı denetimler getirdik ve piyasayı çok yakından izleyerek evet. örneğin nohutta, fasulyede anormal bir artış olduğunda gümrük vergileri de dahil her türlü tedbiri, denetimler evet. de dahil, cezalar da dahil olmak üzere her türlü tedbiri alabilecek bir mekanizmayı kurmuş olduk. Yine et ve sütte Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı TEMO'yu et süt kurumunu tam yetkili hale getirerek tahıllardan da et sütten de piyasayı yakından izleyerek direkt müdahale etme imkanını vermiş olduk. Çok teşekkürler Sayın Bakan geldiğiniz için ve bizimle bunları paylaştığınız için. Konuğumuz Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi'ydi. Ankara'dan yayınlarımız sürecek. Hoşçakalın.